Evet, İtalya'ya geldik. Aracımızı kiraladık. Ama tabii havaalanı vesaire çok uzundu. O yüzden çekim yapamadık. Biz yoldayız. Seyrediyoruz. Yolu seyrediyoruz. Modena. 50 kilometre, Bologna 90 kilometre. Evet. İtalya yolları. Ha bir de bu yol süresince hep İsviçre plakanın arkasında bir karavan. En az 500 tane görmüşüzdür herhalde. Biraz pahalı ya. Her yer böyle değil bence. Mesela şu bakın şimdi şurada 2,17 litresi benzinin o ilçede. Az önce tam o ile girdik. Tam o ilde de aynıydı ama şöyle bir şey var. Su 0,5 litre su 2,30 euroydu. Benzin sudan ucuz gerçekten. Ne diyeyim daha? Ne diyeyim daha? Ben diyorum ki Bologna'ya girelim. Bologna'nın Bolognese sosu meşhur olabilir mi? Mi? Soru sadece bu. Bolognese sos meşhursa domatesi de meşhurdur. O zaman ketçabı da meşhur mudur? O zaman ketçabı da meşhur. O zaman mayonezi. O zaman salçası da meşhurdur. Hadi bakalım bir gidelim Bologna'ya o zaman ya. Hadi gidelim o zaman. Hadi Bologna'ya. 2 seconds later. Bologna'ya girmedik. Niye girmedik? Cevabını bende değil cevabı. Bologna'da çok fazla gezilecek bir yer olduğunu düşünmedik. Ya da domates yemiyoruzdur belki de. İtalya'da yollarda bir de dikkatimizi çeken şey şu gördüğümüz kırmızı SOS'lerden her 50 metreye bir var. İçinde yangın söndürücü ve acil durum kitleri var. Her 50 metreye bir var. Aralıksız. Floransa'da şöyle çok güzel bir yerde. La Crencia'da. Pizza söyledik. Ben daha sos için. Ben de Napoli aldım. Ben Anna Mono. Paramato. Seninki de sosis gibi. Kadın alaya mücadele var. Hem diyor. Hem var mı şimdi yapıyor? Sosis peki hemden mi? Arkadaşlar yediğimiz şeyi hiç beğenmedik. Yani İtalyanlar pizzayı çok güzel yapıyor. Sözü bence şu an bitmiştir. Salçalı ekmek. Biz daha güzel yapıyoruz. Ya çok kötü ya. Şöyle ben ayırdım üzerindeki şeyleri. Arda da hiç beğenmedi. Orkun'unki yumurta olduğu için bir tık daha iyi. Aynen. Çok kötüydü. Muhtemelen bitirmeyeceğim bunu. Yemeyeceğim. 10 euro verdi. Yazıklar olsun. Bay sosu çıkıyor. Hepsi aynı. Taban aynı. Üzerine şunu koymuş. Bay sosu çıkıyor. Ne bu? Et. Ne oldu demek? Çok kötü çok. Vallahi. Türkiye'de o kadar güzel pizzalar yapıyorlar ki inanılmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi Floransa'daki stop it. Okay. Şu anda Floransa'da bir Aro galiba. Aro'da sokak lezzeti denemeye geldik. Sokak lezzetlerimizin arasında neler var arkadaşlar? Sicilya usulü, içi peynir dolgulu, şurada da badem ve fıstık vardı. Böyle bir tatlımız var. Bir de special kekleri varmış. Ben çok helvaya benziyor. Ama alt katında bir krema olduğunu söyledi, alt katında da. Aynen, helvaya benziyor. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bir de şey var. Espresso. Espresso. Deneyelim hemen. Ben sevdim. Ben çok sevdim. Ben severim böyle şeyleri. Çok iyi. Sicilya. Bu helvayı nasıl yapmış oluyor? Bu şekerli bir şey dışı. İçinde çok güzel bir peynir var. Bayıldım. Nasıl deneyeceğim? Isırarak. Nasıl? Bu daha mı güzel? Bu daha güzel. O zaman ben deniyorum. Bunlar ne? Şöyle. Hadi gelin şimdi gidelim ya. Çok iyi.
Hayatımda yediğim en güzel şeylerden biri. Çok iyi. Arda kendinden geçmiş. Çok güzel. Çok güzel. Aklını gördün. Bu demek yanlış oldu. Bu ne? Yok, bu buna benzer. Türkiye'de tiramisu satılıyor. Sicilya usulü tiramisu diye. Yalan yani. Yani bu Sicilya usulü içindeki peynir 10 numara. Sorduk dedik. Ben dedim ki which one is the Sicilian way of made? Tamam, bir şeyler dedim. Bu da hepsi dedim. Oh, ben dedim. Hepsi Sicilya. Sicilya'nın neyi meşhur? Sicilya'nın neyi meşhur? Güzel soru. Nasıl meşhur? Mafyası. Napoli'nin mafyası demek. Sicilya'nın mafyası. Öyle mi? Sicilya. Godfather, Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando. Bu ne tavır, bu ne hava? Sanki Marlon Brando bana. Evet, ve buranın sahibi Arnavut. İki tane çok güzel bayan. Dünya tatlısı insanları da çok çok sevdik. Evet, bizi, ben direkt Bitbiyo'ya girmek için Arnavut'un dedi daha bir şey. Bunu nasıl anladınız dedi? Türkiye kim? Ben de Albanian dedi. Oradan anladım dedi. En çok kim Türkiye Belediyeci dedik? Merve dedi. İnanılmaz ya. Aradığınızdaki İrlandalı bendim. Sen misin o? Almanca. Ben söylüyorum kadının düşünce. Almanca. Makedon. Türk. Ne geziyorsunuz ki bunlar bir araya gelmiş, niye gelmiş? Kültür değişikliği. Eksik. Erasmus. İtalya mı gidiyor toplanıp? Sana yiyeceksene diye. Neymiş, nereden geldi? Şimdi... Üçlüsü çuva ile beraber şokresin inşaatına başlıyor. Aynı bu, bunun bir benzeri Türkiye'deki bir cami için de anlatırlar. Şimdi çuva kuşluğa diyor ki, bu diyor yamuk oldu diyor, düzeltmemiz lazım diyor, her kat için. Diyor, tamam düzelteceğiz, bir saniye derken Mustafa yukarı geldiğinde vefat ediyor. Şöyle yamuk kalıyor. Aydınlandı. And the Oscar goes to. Gerçekten inanılmaz bir şey. Olur. Hadi yapıyorsun bu işi be. Hadi. Ya komiklikler, Japon, evin Japon'u geri zekalısı gitmiş oraya. Şunu ben tersten atıyormuş gibi yapayım da komiklik olsun. Vallahi bir şey. Ben de durdum böyle. Şakalar. Ulan Japonlar var ya, bir de size akıllı, Allah belanızı verdi. Oraya bir dokunma dedi ya. Ya şuraya geliyorsun, şuraya bir dokunma. Şu taraftan edeyim, şu taraftan edeyim. Ben dokunamıyorum buna. Neyse. Böyle dokunursa. Kana kına pisanın suyunu mu içiyorsun? Valla içtiğin suyu burnundan getirdiler. Bak burnundan getiriyor. Böyle bir şey yok. Al pisa. Al Arda. Al pisa. Biz şimdi nereye gelmiştik? Burası neydi? Komaglio. Neydi? Komaglio. Komaglio diye bir kasabaya geldik. Şöyle bir sahili var. Çok güzel. Cenova'ya bağlı. Cenova'ya çok yakın. Cenova'ya bağlı değil mi burası? Buraya, oraya bağlı. Aha. İlçesel. Oraya bağlı çok yakın ya. 10-15 kilometre uzaklıkta. Bir tatil köyü ama çok güzel. Evet, çok güzel. Böyle sessiz, sakin. Sanki 100 kişiden oluşan, aynen. 100 kişiden oluşan bir kasabaymış gibi. Çok beğendik. Çok güzel burası. Nasıl bir şey yiyorsun? Bize anlatır mısın? Bir de bu Arnavut kadını bu bölümden öpmek lazım. Neydi adı? Formaccio mu? Formaccio. 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 So this is love. Mm-hmm.
inanılmaz bir peynir. İçinde mısır unu var. Ama tadı çok güzel. Ben böyle bir peynir yemedim. Of, gerçekten çok sıcak. Daha yeni çıkmış. Nasıl yiyor? Ben geldim. Olmak yok. Alman aynen. Arnavut abla. Bu işi biliyor. Bu işi biliyor. Muhakkak iyiyim dedi ve sonundan yeni çıkı geldi. Şanslıyız. Biraz sıcak evet. Evet sırada adını hatırlayamıyorum. Derken yine bakarız. Ananaslı bir şey vardı. Bir de kruvasan vardı. Ben bunu tercih ettim. Yöresel bir şeymiş. Nasıl? Ya bunlar farklı bir hamur yapıyor ya. Zaten hamur keserken anlarsın. Ne yumuşak ne sert gibi bir modu var bak. Bölündü. Kruvasan hamuruna da benziyor. Şekerli ve limonlu. Komoglia, komoglia. Komoglia değil mi? Ha? Komoglia gelirseniz bunu yemeden gitmeyin. Ama komoglia nasıl geleceksiniz? O biraz sıkıntı. Gelinir mi gelinir? Çok güzel bir kasaba burası. Kesinlikle. Ve Tosun'un güler yüzlü ablalarından format çoğumuzu almayı unutmayın. Allah'ım yardım, ben ne yapayım ya? Ben kaç kilo ötesinde ne yiyorum yani? Aman. Boynuma çanta. Hayatı sorguladığımız bir an. Çok acayip bir an. Bu yok bu. Yok deyip yemeye devam ediyorum. Hadi afiyet olsun. Yani... Sen beğendin mi onu? Ay, ardından bir tane daha söyleyeyim. Beğendin mi? Aşkım bu... Acil tadıyorum o zaman. Acil. Bana kesip versene. Çok az. Çok net. Bu kadar yumuşak. Ben çok severim yumuşak limonlu. Belalatı ya. Güzel. Çok büyük lezzetli ama güzel. Ben çok beğendim. 4 tane olsa iddia ediyorum 4'ünü de yerim. Yenir, yenir. Su yenmez. Ya ben çok beğenmedim açıkçası. Yerim. Şu çok güzel. 4 tane yerim hesabı da siz öder. Bakın mı? Bakmaz, sen ona kötü dedin ya. Bana bakma. Afiyet olsun. Novi Ligure'de, Cenova'nın hemen üstünde Booking üzerinden kiraladığımız ev böyle. Buraya biz 731 lira verdik günlüğüne. Temiz hayli. Kadın da sağ olsun çok güzel yüzü getirdi, anahtarı bıraktı. Bize kahve koymuş. Çay bırakmış. Ondan sonra şurada cookies'ler bırakmış. Ondan sonra dondurma bırakmış. Biz ikisini yedik. Burada bir de Merve'nin dondurması var. Limonata bırakmış. Şeftali suyu bırakmış. Güzel. Tertemiz ama. Tam duyumluklarımız bitmiş. Ben dedim ben bunlara ne yedireceğim. Ev tertemiz. Gayet güzel. Kadın da iyi bir kadın. Tatlı bir kadın. İşte böyle yani. Evet. We will pay later. Zaten de bir problem diyor, insert koyun diyor. Tam oluyor herhalde. Yo, kapatmadı da. Polisiye mi diyor? Atalım mı, ne yapalım arkadaşlar? Atalım mı? Mister, are you there? Atalım mı? Atalım mı ya? Atalım mı? Kartı okusana, kredi kartı. Nerede kredi kartı? No motorway, mister, no money, no card, no cash. You go in rue provincial. Provincial?
Okay, we will. Here's their credit card now. Okay, okay. Here's their credit card. Okay, okay. Ne diyor? Kredi kartı ver. Ne? Nereye? Nereye? Neyse 3 euro zaten. Kart McDonald's değil. Nerede? Bir sor. Where is the... Via card diyor, orada değil. Where is the credit card? Via card bence. Karta da testi ara diyor. Şuraya takalım kanka. Oğlum bu emin misin? Visa, Mastercard. Yes, 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 we have card. Yes, yes. How we... Okay, okay, insert card. Okay, şuraya kanka bak, bank kart diyor. Buna mı emin misin? Koy koy. Gitti. Okay, then. Bilet tak, bilet tak, bilet tak. Bilet takalım. Bir daha tak, 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 bir daha tak. Kredi kart diyor. O banka kartı mı yok? Kredi kartı ya. Bu ne yapıyor? Takıyorum ya. Hiç euro yok mu? Bir daha soktum bir dur. Tamam dur. Ne diyor? Bu anlamıyorum. Etenjiyon. Okudu galiba bu sefer. Yo. Banknot. Coin var mı? Bir koy, bir var bende, bir tane, bir euro. Arkası da bekliyor ama. Ben... Bir adamlarla konuşsak mı? Bu ne diyor? Nereden bir kartı, nereden sokacağız? Beş gün önce yaptığım poğaçayı hala yemeniz. Her seferinde bunu yemeyeceğiz daha deyip iki dizinde yemesi. Afiyet olsun. Yolculuğumuz kısa bir arayla devam ediyor. Otobüsümde şöyle bir otobüs. Ben çok beğendim. Çok rahat. Çok güzel. Wi-Fi'si var. Benim için çok büyük bir artı. Şimdi Arda ile Orkun'a soralım. Sizce otobüs yolculuğu nasıl? Otobüs rahat. İtalya'dan. Sevin. Güzel. Ben beğendim. Ben de beğendim. İtobüsü deseler ki önerir misin? İtobüsü öneriyorum. Hı hı. Şimdi iki buçuk saatlik yolumuz daha kaldı. Evet. Evet, iki buçuk saat daha yolculuğumuz kaldı. Sonra inşallah Venedik'teyiz. Sonra inşallah Venedik'teyiz. Ya. Mola verdiğimiz yerde böyle kulaklıklar satılıyor. Aynı Türkiye'deki mantıkla aynı mola yerleri. Bakalım mı beraber birkaç tane? Fiyatlara götüreyim. Ekmek var, ekmek satılıyor. Yuva sandığı, kahve. Mesela kola 3,5 euro. Ice tea'ler, muz satılıyor 3,5 euro. Merhaba. Ne? Şey, video mu? Evet. Peki, dahil edersen mutlu olurum. Ha, tabii ki. Türksün? Aynen. Ne yapıyorsun burada? Gün yetişiyoruz. Ben normalde burada yaşıyorum. Aa, İtalya'da mı yaşıyorsun? Aynen. Üniversite okuyorum. Aa, süper. Selam. İtobüs. İtobüs, aynen. Evet. Aa, ne güzel. Türk görmek güzel oldu. Tavsiye eder misin? İtalya'ya gelsin mi Türkler? Gelsinler. Yani, mümkün. Burada ne okuyorsun? Ekonomi. Aa, çok iyi. Memnunsun. Memnunum ben. Bir şikayetin yok. Dönecek misin peki? Mezun olduğunda. Dönecek. Ama dönmeyi çok anlarım. Tamam. Teşekkür ederiz videoya dahil olduğun için. Kolay gelsin. Sağ ol. 1 euro mu vereceksin? Vereceğim. 1 euro ben de vereceğim. Sen de mi edeceksin? Abi, niye boşu boşuna para harcıyorsun? Otomattan mı? Gideriz, Venedik'te kahve içeriz ya. Ben böyle otomatları biliyorum. Cappuccino. Bak bardağı attı kendisi. Ama çok küçük bardak bakın. 17 lira verdiğiniz 2 yudum içeceksiniz. Olsun. 50 cent kardeşimden. İçeriz devam. Hayır. Ya bu da bir şey oldu. Ya para harcamayın. Makarnaya gidiyoruz be. Yeter be. Kardeşim 50 cent girdiğimiz kahve 18. Aa,
Abi kahveden ne o? Bir bakar mısın ne olur? Bir kez bunlar yolculuk. Türk olduklarını söylüyorum. Ooo harbi. Türkler midir? He? Türk'tü. Amcam azı kalırlar mı? Hadi sorsana. Venedik'e geldik ve otobüs durağımızın hemen yukarısında People Mover dedikleri bir alet varmış. Şu. Bizi o adacıklara götürecek bu People Mover. Ve 1,5 euro verdik kişi başı buna. Hadi gelin binelim. People Mover. 35 lira. 35 lira People Mover'a vermiş İsa. People Mover abi. People, her zaman People Mover'a biner ben belediye geldim. İnsan götürmüyor mu? İnsan hareketlendiriyor. Çok oturaklı götür geç. Evet. San Marco'ya. San Marco'ya gidiyorsun. Nereye bir tane? Abi evet. Abi neresi ya? Venice. Ama Merve'ye kalsa Viyana. Bize orada kazanacaklar gibi bir saç. Bana da bir 20 dolar, 20 euro, avro verecek. Yani her zaman turistik yerler pahalı. Pahalı. Ama buraya da bir kere geliyorsun. Fark etmez abi, biz turistikiz. Turistik değil miyiz? Türk turistikiz abi. Öyle düşünüyorum. Ama olsun, yemek de lazım. Euro kazansan gidiyor orada. Yemek de yemek lazım. Lokal tatlar, yerel tatlar. Makarnası meşhur diyorlar. Alo tamam kes. Venedik'te kaybolduk. Burası labirent gibi. Dünyanın en güzel 7. harikası olabilir ama labirent abi buraya giren çıkamıyor. 2 saattir tur atıyoruz. Dar sokaklardan geçtik. İnsanlara bakıyoruz. Nerede insan topluluğu var oraya kendimizi çekiyoruz. Akşam saat 8.30 civarı pek kimse kalmadı. Manzaralar çok güzel. Eğer fotoğraf çektirmek istiyorsanız bu saatlerde kesinlikle burada olmalısınız. Hiç kimse yok. Her taraf bomboş. İstediğiniz güzel manzarada istediğiniz fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Ne kadar sakin konuşuyoruz. Öyle bir halim kaldı. Burada herhalde denize atlıyoruz. Aa bulduk gelin. Oraya gidip karşıya geçmemiz lazım. 10 yıllık dostluğumuz var. Bir nereye gidiyorsun diye sormadı. Bundan önce attık. Korktu. Bundan 10 yıllık dostluğumuz var. Bir nereye gidiyorsun? Şu otelde kalalım mı arkadaşlar? Nerede? Benim atlarım atlıyor. Yeteri kadar fotoğraf çekindik diyorsun Venedik'te ama yetmiyor. Bir adım atıyorsun bir manzara daha buluyorsun. Bir adım atıyorsun bir manzara daha buluyorsun. Sokaklar, bin sokak hepsi birbirinden güzel. Güzel. Ne o? Venedik. Bir kelimeyle anlat, bir mimikle anlat. Günaydın. Size Venedik'te kaldığımız evi göstereyim. Dün gece buraya girmek çok zordu. Şu an sabah 5 ama hava aydınlık. Acilen havalimanına yetişmemiz lazım. O yüzden uyandığımız gibi dışarı çıktık ve şimdi havalimanına gitmeye çalışacağız. Venedik'te küçücük bir havalimanındayız ve uçağa koşarak gidiyoruz. Araba yok, şatıl yok. Aynen hiçbir şey yok. Görevli yok. Çekin yapacak adam yok. Herkes aynı. 5 kişi çalışıyor bu havalimanında. Buna bak şimdi yok. Aynen uçağa gelirsen koşarak gidiyoruz. Uçağımız da şu. Ryanair tam 1,5 saat rötar yaptı. Bizim normalde şu an bu saatlerde Paris olmamız gerekiyordu. Neyse, geç olsun. Çok güzel.